sonuna bırakıyoruz. Evet, AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. 17 Aralık operasyonundan sonraki gelişmeleri ve son yaşanan sıcak bir iki gelişmeyi hemen kendisine soracağız ve hemen dönüyorum. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok yoğun bir anımızda geldik. Sayın Başbakan'la toplantı halindesiniz, onu biliyorum. Efendim, şimdi en sıcak gelişme, biliyorsunuz, SSYK tartışmaları var. Şu anda Adalet Komisyonu'nda devam eden bir kanun teklifi var. Anayasaya aykırılık iddiaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatif almıştı. Hemen arkasında Sayın Bakan ve Grup Başkan Vekilleri parti gruplarında dolaştılar, biliyorsunuz, ve gözler bugün CHP'deydi. CHP'nin bugün vereceği karara göre teklifin dondurulması ihtimali vardı, ancak CHP'den bugün olumsuz bir karar çıktı. Gerekçe olarak da Adalet Komisyonu'nda şu anda görüşülmekte olan kanun teklifinin geri çekilmemesini öne sürdüler. Şimdi bu kararı öncelikle nasıl yorumladınız? Bu karara göre parti olarak bundan sonra bu HSYK düzenlemesi konusundaki yol haritanız ne olacak efendim? Öncelikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen değişikliğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünlerde ele alınan değişikliğin anayasaya aykırılığı diye bir şey söz konusu değildir. Yani anayasanın 159. maddesi açıktır. Bu konuyu düzenleyen ilgili bendi de, ilgili fıkrası da çok nettir ve açıktır. Buradaki temel görevi, düzenleme görevini yasamaya vermektedir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermektedir. Ve bu sebeple bu 159. maddede yapılan bu değişiklik bu sebeple ortada olduğu için bugünkü HSYK ile ilgili bir takım değerlendirmeler ve düzenlemeler ortaya konulabilmiştir. Ancak bugün açık bir şekilde görüyoruz ki gerek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, gerekse Türkiye'de son zamanlarda yaşadığımız olaylarda yasamanın kendisine sunmuş olduğu görevin çok daha üstünde, çok daha farklı bir şekilde ve Türkiye'de hem demokratik istikrarı, hem ekonomik istikrarı, hem siyasal istikrarı bir şekilde zedeleyebilecek davranışlar içerisinde bulunulmaktadır. Elbette ki siyaset, yasama meclisi ve bütün bunların tamamı, bu biraz önce saydığım meselelerin hepsini gözetmek zorundadır. Yani hem demokratik istikrarı gözetmek zorundadır, hem ekonomik istikrarı gözetmek zorundadır, hem siyaset istikrarını gözetmek zorundadır, hem de eğer yargının bir bölümü kendisi bir iktidar iddiası ortaya koyuyorsa buna sırtını dönmemelidir. Çünkü iktidar iddiası ortaya koyan siyasettir. Çünkü halk kendi emanetini, bu konudaki güvenini sandık aracılığıyla, bizim milli irade dediğimiz o unsur sandık aracılığıyla siyasete tevdi etmiştir. Siyaset içerisinde siyasi partiler, kimisi iktidar olur, kimisi muhalefet olur. Ama yasama görevi içerisinde hepsinin kendine ait sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluklardan iktidarlar da muhalefetler de bir şekilde sarfı nazar edemezler. Yani bir başka unsur, bir başka güç, bu sermaye de olabilir, bu hukuk da olabilir, bu bürokrasi de olabilir. Eğer kendi adına bir iktidar görevi ortaya koyuyorsa burada bir yanlışlık vardır. Buradaki esas yanlışlık siyasete olduğu kadar, siyaset kurumlarının olduğu kadar, siyasi partiler olduğu kadar, diğer güçlü bir erk olan yasama görevinin olduğu kadar esas itibariyle milletin kendisinedir ve millet iradesinin kendisidir. Bir kere de şunu düzeltmek gerekir. Elbette yargı bağımsız olmalıdır. Biz Avrupa Birliği sürecinde adım atan bir ülkeyiz ve bugüne kadar Avrupa Birliği müktesebatında hem samimi bir şekilde hem de bu ilerlemeyi Avrupa Birliği'nin kendi yapmış olduğu ilerleme raporlarında da olumlu karşılanan ülkelerden bir tanesiyiz. Ve bu konuda hukukun üstünlüğü, modern hukuk devleti, modern demokratik devlet AK Parti'nin de en önemli ilkelerinden bir tanesidir. Ve bunu bugüne kadar gerçekleştirebilmek için anayasa değişikliği dahil olmak üzere Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleriyle, normlarıyla bütünleşmesi dahil olmak üzere, şeffaflaşma, saydamlaşma dahil olmak üzere, yolsuzluklarla mücadele dahil olmak üzere birçok adımı önemli bir şekilde atmıştır. Ve bu konuda da karnesi bütün dünya nezdinde de en iyi olan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bu geçtiğimiz süreç itibariyle, ama yargının sadece bağımsızlığı yok, yargının da tarafsızlığı var. Eğer yargı bir ideolojik nedenle iktidara karşı yaklaşan seçimlere yönelik iktidarı itibarsızlaştırmaya, siyaseti itibarsızlaştırmaya, bir ara dönem hevesi ortaya koymaya kendine ilke edinmişse, buna karşılık halkın hakkını korumak üzere devreye girmesi gereken kurumun adı siyasettir ve yasama meclisidir. Yani anayasanın 159. maddesine uygun olmayan ve anayasanın 159. maddesini bir şekilde ihlal eden en ufak bir şey söz konusu değildir. Ama peki niçin anayasa tartışılıyor o zaman?
Elbette ki bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğal olarak ve doğru olarak, bir taraftan Sayın Meclis Başkanımız, bir taraftan Sayın Başbakanımız, biz bunu kanunla çözmeyelim. Buradaki aksaklıkları, yaşananları hep beraber görüyoruz. Eğer bunu çözebilirsek bir vesileyle bunu anayasayla çözelim. Biz bunu anayasayla da çözmek isteriz. Yani buradaki niyetimizin esas itibariyle hukukun tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak üzere bir niyet olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymak ve bunu hep birlikte yapabilmek. Bütün siyasi partilerle. Buna nazaran hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere gitti. Bizim grup başkan vekillerimiz de Sayın Bakanımız. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne, hem BDP'ye, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Ve bu konudaki değerlendirmeleri ortaya koydular. Ama anlaşılıyor ki burada ortada bulunan durumun devam etmesini bir siyasal çıkar olarak gözeten, bunu böyle gözetebilir de bir siyasi parti, bir muhalefet partisi gözeten Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda siz bunu çekin ve biz anayasa değişikliğine oturalım konuşalım. Bu sorunun şöyle bir cevabı olabilir. Biz yıllardan beri bir anayasa değişikliği konuşuyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem BDP önemli bir şekilde halka söz vermesine rağmen, bize söz vermemize rağmen geldiğimiz nokta 60 maddede anlaşabilmek. Ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o teklifine de sıcak duran, hadi gelin hep beraber bu 60 maddeyi, ki ilk bu teklifi Sayın Başbakanımız 46 maddeyle ilgili iletmişti. Hadi hep beraber bunu çıkaralım denmesine rağmen sadece sistemi tıkamak, acaba buradan bir siyasi çıkar elde edebilir miyiz diye bir yaklaşımı elbette siyasal olarak ve halka olan sorumluluğumuz gereği biz de değerlendirmek zorundayız. Yani düşünsenize bu ülkede bu ülkenin en önemli projelerini yürüten, sadece bu projelere yükleniciği olan, şimdi dünyada ekonomik kriz var, yaşıyoruz. Avrupa'da var, Amerika'da var, birçok tedbir alıyorlar. Milyar dolarlık projelerin altına giren iş adamlarımız mevcut. Ve bunların kredibilitesi en önemli meselelerden bir tanesi. Siz onların bütün kredibilitesine kurşun sıkıyorsunuz ve onların mallarına tedbir koyuyorsunuz. Hareket kabiliyetlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi bir hükümet bunu düşünmek zorundadır. Hükümet olarak değil, Yasama Meclisi'nin bir parçası olarak bunu düşünmek zorundadır. Efendim şimdi şüphesiz yani bunların... Şunu söyleyeyim, müsaade edin. Elbette ki gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek Sayın Meclis Başkanımızın, gerek Sayın Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu ve muhalefet partilerinin bir bölümünde bu konuda istekli olduğu anayasa konusundaki çalışmalar devam eder. Ama bir taraftan eş zamanlı olarak da biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu çalışmayı itham erdirebilmek, sonuna getirebilmek ve bu kanunu düzenlemenin önemli ölçüde gerçekleşmesini sağlayabilmek için bizim çalışmalarımız da aynı ölçüde devam ederler. Şimdi efendim hani mevcut tabloya göre, yani realist olarak bakacak olursak, CHP'nin bugünkü cevabından sonra en azından bu konuda bir anayasal değişikliği ihtimali ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü MHP zaten kapıları kapatmıştı. Şimdi Sayın Bakan ve Sayın Başbakan da eğer böyle olmazsa biz mevcut teklifi genel kuruldan geçiririz demişti. Dün grup başkan vekilleri de benzer açıklamalar yaptı. Şimdi ancak burada bir sorun var gibi görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da mevcut teklifle ilgili bazı maddelerin değiştirilmesi yönünde istekleri olduğunu, bunu Sayın Başbakan'a da ilettiğini söylemişti. Asıl önerisinin hani bir anayasa değişikliği olduğunu söylemişti. Sayın Cem İşçek de bugün TYT'den bazı açıklamalar yaptı. Şimdi bu teklif genel kurdan geçerse, ki AK Parti'nin şu andaki mevcut durumuyla bunu geçirmesi son derece de kolay olabilir. Ancak Çankaya Köşkü'nden bir veto, o olmazsa daha sonra Anayasa Mahkemesi iptal ederse, yargıdaki paralel yapılanmanın izlerini bir şekilde silecek ilk adım konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Bu teklifin, komisyonda görüşülen bu teklifin bir tek kelimesinin anayasaya aykırılığı söz konusu değildir. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önerileri, elbette ki Meclis Başkanımızın önerileri, elbette ki muhalefet partilerinin yaklaşımını AK Parti gözetmek zorundadır ve gözetir de. Anayasaya uygunluk bizim partimizin en temel kriterlerinden bir tanesidir ve bu yasanın her bir kelimesi anayasaya uygundur şu anda. Hazırlanan ve sunulan. Oradaki bizim anayasa ısrarımız şudur. Şimdi 12 Eylül 2010 öncesi referandumda meşru olan, Türkiye'yi referanduma götüren ve bu yasaları, Türkiye Büyük Millet Anayasa maddelerini Türkiye'deki yaşayan halkımızın onayına sunan AK Parti o gün nasıl meşru ise, nasıl anayasaya uygun bir tarz ortaya koymuşsa, burada gözden kaçmaması gereken bir nokta var. Bugün bir o kadar meşrudur. Ve bugün bir o kadar yine anayasaya uygunluk çerçevesi içerisinde bunu sağlayabilme yetkinliğine sahiptir.
Ancak yine gözden kaçmaması gereken bir nokta var. AK Parti kendi istediği gibi Anayasa Mahkemesi'ne getirmiş değildir. Özellikle bu maddeyi. 7 Temmuz 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi hiç belki de bugün çok tartışılacak bir karar, tartışılan bir kararla bizim oraya sunduğumuz çoğulculuğu daha fazla sağlayabilecek bir HSYK yapılanmasını maalesef bu noktaya doğru çekmişti ve biz bugün bunun sakıncasını görüyoruz. Yani yasama meclisini ve siyasi partileri her istediklerini yapan organlar olarak görmek ve böyle yansıtmak büyük bir haksızlık olur. Çünkü orada da bir yargı merceği vardır ve oradaki yargı merceği yani Anayasa Mahkemesi bizim sunduğumuz, yani AK Parti'nin sunmuş olduğu bu anayasa değişikliğinde böyle bir değişikliğe gitmiş ve böyle bir sonuç oluşmuştur. Bu çok nettir. Yani bugün tartışılmaya bile gerek duyulmamaktadır. Çünkü AK Parti'nin oluşturduğu o günkü teklif daha çoğulcu bir teklifti. Şunu söylemek gerekir. Elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi aşaması var. Burada da konuşulacak. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onamaları söz konusu. O da bir takdirdir. Ondan sonra da muhalefet partilerinin ve ilgili hakkı olanların Anayasa Mahkemesi'ne götürebilme şartı vardır. Elbet bu da bir takdirdir. Bunların hepsi hukuk devletinin onları içerisinde gerçekleşecektir. AK Parti burada hukuka aykırı herhangi bir sürecin geçmesini göz yummaz, buna müsaade etmez. Bugün hazırladığı teklifin tamamının her kelimesi, tekrar söylüyorum, anayasayla bağdaşarak getirilmiştir. Bugün birçok yorumlar dinliyoruz, televizyonlarda dinliyoruz, gazetelerde okuyoruz, entelektüel camiye bir takım şeyler söylüyorlar. Birçoğunun maalesef sabit ayaklarının bir ideolojik görüş içerdiklerini, oraya bastıklarını ve oradan hareket ettiklerini görüyoruz. Şimdi efendim aslında süremiz dar olduğu için ben aslında başkan bu yeniden yargılama konusu olsun, bu Paris'teki cinayetlerle MIT'in ilişkilendirilmeye çalışılmasının böyle bir süreçte denk gelmesini nasıl yorumladığınızı falan soracaktım ama şimdi sizi direkt ilgilendiren bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi Sayın Gülen'le ilgili biliyorsunuz bazı dinleme kayıtları medyaya yansıdı. İlginç söylemler var orada. İçerik konusunda bir şey soracağım ama sizin şu anda partide başında da bulunduğunuz birimle ve şahsınızla ilgili de cemaate yakın yayın organlarında bazı suçlamalar yer aldı. Bunları nasıl yorumladınız? Ne diyeceksiniz? Şimdi özellikle bir üzüntü verici durum tabii. Yani bir taraftan sosyal medya mantığını kendi içerisinde hiçbir zaman anlamayan, bunun neye hitap ettiğini, nasıl bir alanı kapsadığını ve burada kimlerin olduğunu ve buranın konvansiyonel medyadan, yani şu an yayın yapılan medyadan çok farklı bir alan olduğunu. Birincisi bu. İkincisi buranın enformatif bir yer olduğunu, yani bilgi alan, bilgi veren, bilgi toplayan bir yer olduğunu ama ondan ziyade de biraz da eğlencelik bir bölüm olduğunu. Ve yine bunun ötesinde de burayı ciddi bir şekilde bir istihbari ağ, burayı ciddi bir şekilde bir siyasal stratejik kavga alanı, burayı bir gerginlik alanı, burayı bir hakaret alanı, iftira alanı, burayı bir operasyon merkezi. Yani Soğuk Savaş döneminde görmüş olduğumuz o anlayışlara doğru yöneltmek isteyenler var. Buradan böyle bir kamuoyu oluşmuyor. Yani mesela dünyada da oluşmuyor. Evet, kendinizi ifade edebiliyorsunuz, düşüncelerinizin varlığını ifade edebiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, siyasi partiler, bu tip yapılar, şeffaf yapılardır, saydam yapılardır. Kanunla, anayasayla çerçevelenmiş ve doğal yapılardır. Yani siz ben nasıl hareket ediyorsak, siyasi partiler halkın doğal yaşantısından uzakta olan, kendi kendine örgüt değildir mesela, bir CIA değildir, bir Mozart değildir, bunu yapamaz, beceremez. Bir istihbarat örgütü gibi değildir, bir çete gibi çalışamaz. Bunlar meşrudurlar ve halk meşru oldukları için bunlara gerekli destekleri verirler. Partimizin sosyal medya yapılanması elbette ki var, elbet olacak, propaganda yapıyoruz. Nasıl parti teşkilatlarımız varsa, nasıl şu konuşmaları bir propaganda zamanında gerçekleştirebileceksek, yani partimizi anlatma zamanında gerçekleştirebileceksek, ifade etme zamanında gerçekleştirebileceksek, sosyal medyada bütün teşkilatlarımızı, bütün örgütlerimizin kullandığı bir alan. Tabii burada siyasete de yeni olduğu için bir takım manipülasyonlar yapılabilir ama şunu söyleyeyim. Yani özellikle bir takım, ben onlara itibar suikastçıları diyorum, ortaya attıkları iftiralar veya yapmış oldukları değerlendirmelerin gerçeklikle hiçbir bağı söz konusu değildir. Ve değil AK Parti'nin, Türkiye'de hiçbir siyasi parti böyle şeylere tevessül etmez. Söyleyeceğimiz sözü söylüyoruz burada zaten. Durumumuzu ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Anlamadıkları bir şey var, anlaşılmayan bir şey var. Her siyasi parti kendi dilini yansıtır orada. Ve biz de AK Parti'nin
özellikle son 11 yıldır Türkiye'de oluşturduğu dile ait bir sosyal medya için eğitim veriyoruz. Şu anda parti genel merkezimizin altında yaklaşık 300 arkadaşımız. Yani özür dilerim 150 arkadaşımız. 75 kadın kollarımız, 75 gençlik kollarımızın ARGE sorumluları. Bu konuda acaba bu alanda daha nasıl etik bir davranış içerisinde olabiliriz? Bu alan ne demektir? Dünyada ne ifade eder? Türkiye'de ne ifade eder? Partimize yarar getirebilecek nasıl davranış içerisinde bulunabiliriz? Eğitimi gerçekleştiriyorlar. Yani bu yürüyen bir süreç. Bu Anadolu Ajansı'ndan nasıl istifade ederseniz, Doğan Haber Ajansı'ndan nasıl istifade ederseniz, TVNET'ten nasıl istifade ederseniz veya ilgili gazetelerden Yeni Şafak'tan nasıl istifade ederseniz veya Cumhuriyet Gazetesi'ni nasıl okursanız bu da böyle bir alanın kendisidir. Bu şu, buradan gerginlik oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu gerginliği de Türkiye'nin milyonlarca üyesi olan yaklaşık 11 yılda Türkiye'de başarıyla beraber iktidar olan AK Parti'ye yansıtmak ve kelimenin tam anlamıyla bunu bulaştırmak istiyorlar. Özellikle bir gazetenin sosyal medya mecrağında değersiz bile sayılabileceğimiz meseleleri kendisine taşıyıp buradan böyle bir manipülatif bir sürece girmesi hepimizi üzmüştür ve doğru da bir yaklaşım değildir, ucuz bir yaklaşımdır. Efendim şimdi belki çok doğru değil ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu dinleme kayıtlarının içeriği konusunda. Şimdi orada bir cemaat liderinin bir ülkenin siyasi ve ekonomik yapısına yön vermeye çalıştığı, ta Afrika'daki bir takım ihaleleri yönlendirmeye çalıştığı görülüyor. Bir cemaat liderinin bu tür konularla ilgilenmesini nasıl yorumladınız? Biraz da içerik konusunda bir yorum almak istiyorum. Şimdi burada kişiselleştirmeye girmemek gerekir. Yani ben dün yayınladığım bu konuyla ilgili bir değerlendirmede de yazdığımız bir değerlendirmede şunu söyledim. Yani bugüne kadar hep Hüsnü Zan'la baktık biz. Yani bu meselenin tamamına. Ve bunu yaparken de kendimize ait karinelerimiz söz konusuydu. Biz bugün siyaset yapıyor değiliz. Ve Türkiye'de ilk kez bugün de siyaset yapılıyor değil. Bu Cumhuriyet tarihimiz boyunca, çok partili siyasi hayatımız boyunca, hatta Cumhuriyet tarihinden önce de siyaset var. Sadece bizde de yok, bütün dünyada da var. Burada taraflar ve tavırlar bellidir. Elbette ki cemaatler olacaktır. Elbette ki başka türlü kurumlar ve kuruluşlar olacaktır. Elbette ki sivil toplum yapıları olacaklardır. Ama bunların siyasetle ilişkileri de normaldir. Bunların ticaretle ilişkileri de normaldir. Ama bunlar eğer iktidar arzusuyla beraber bir gelecek oluşturma ve bu konuda bir NGO yani bir sivil toplum örgütünün oluşturabileceği bir baskıdan daha öte bir iktidar baskısı oluşturmak konusunda bir iddia ve irade ortaya koyuyorlarsa bunu dünyanın hiçbir siyasi yapısı, bunun dünyanın hiçbir demokratik yapısı, dünyanın hiçbir çoğulcu yapısı bunu kabul etmez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani siz seçim satı mahalline giderken, seçim satına giderken İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın, adayımızın, inşallah başkanımız olur, olacaktır. Başkan adayımızın kampanyayı açtığı gün orada ilişkilendirmek suretiyle bir operasyon yönetiyorsanız bu siyasi bir operasyondur. Siz dönüp Şanlıurfa Belediye Başkan adayımızın evine sabah 5'te, eğer bir baskın düzenleyip bunu bütün efkara anlatmaya çalışıyorsanız bu siyasi bir baskındır. Eğer bu insanlar kendilerini bir yere mensup hissediyorlar ve bizim bildiğimiz yargının temel işleyiş normlarından uzak hareket edip subjektif temel kavramlarla bunları yönetmeye çalışıyorlarsa biz bunu tehlike olarak görürüz. Biz bunu bir paralel yapı olarak görürüz ve biz bunu demokrasiye bir müdahale ve siyasete bir müdahale olarak görürüz. Bu temel düşüncemiz bu. Bunu 10 yıl önce de söyleseniz aynı sözü söyleriz. 10 yıl sonra söyleseniz de yine aynı sözü söyleriz. Bunun ne kişilerle, bunun ne kurumlarla ne de başka bir anlayışla ilgisi yoktur. Devletin içerisinde halkın denetleyemeyeceği, halkın bir şekilde yönetemeyeceği, halkın bir şekilde iradesiyle devam etsin veya etmesin kararını vermeyeceği hiçbir unsur olmaz. Devletin içerisinde olmaz. Çünkü millet devlet için var değildir. Devlet millet için vardır. Devlet milletin geleceğini kendi eliyle yönetmek ve o iradeyi koymak gibi bir noktaya sahip değildir. Millet kuralları ve kanunları koyar, onun koordine edilmesini devlet dediği görevlendirdiği bir unsura verir. Bu sefer ne olur? Bu sefer şu olacaktır. Bugün yaşanan tehlike de budur. Orada bir irade milletin demokratik taleplerinden kaçırılarak yepyeni bir alternatif devlet, yepyeni bir paralel devlet, yepyeni bir yapı oluşturmaktadır. Denetimden uzak, şeffaflıktan uzak, paydaşlıktan uzak ve bir vesileyle de milletin beklentilerinden uzaktır. Bugünkü yapının tamamı budur. Onun için her türlü
mesele yapılabilir. Siyasetle de ilgi kurulabilir, siyasetle yapılabilir, ticaretle yapılabilir ama yani dini cemaatlerin bunları özellikle öne getirip getirmemesi konusu. Yani en mühim, hangisinin mühim olduğu, hangisinin önemli olduğu konusunda hepimiz dikkatli olmalıyız. Siyaset din ilişkisinde de böyledir, siyaset ticaret ilişkisinde de böyledir, din ticaret ilişkisinde de böyledir. Bunların hepsinde biz kendi değerlerimizi ve kendi geleneklerimizi ve kendi en azından bugüne kadar yaşadığımız, hissettiğimiz ve korumak durumunda, muhafaza etmek durumunda olduğumuz bütün değerleri ancak böyle muhafaza ve muhafaza edebiliriz ve koruyabiliriz. Efendim şimdi süreniz dar olduğu için ben biraz başka bir konuyla noktalayalım istiyorum. Şimdi şu anda sıcak bir toplantı yukarıda devam ediyor. Üst kurul toplantınız var ve ilçe belediye başkanı adayları konusunda sanıyorum son çalışmaları yapıyorsunuz. Ne zaman netleşecek bir? İkincisi çok merak edilen birkaç ilçe var. Sizden bir isim alabilir miyim? Mesela İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, İzmir'de Karşıyaka, Alsancak, Ankara'da Çankaya gibi bir iki isim verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 2-2,5 aydır hakikaten üst kurulumuz, partimizin bütün organizasyonları büyük bir istişareyle bu seçime hem adaylar noktasında hem de bu seçimdeki söylemlerimiz noktasında hazırlanmaktadır. Üst kurulumuz da bütün bu konudaki karar vericilerin tamamının ortaya koymuş olduğu değerlendirmeleri de gözeterek bir sonuç oluşturmaya çalışmaktadır. Ama takdir edersiniz, siz de bu konularda çok tecrübelisiniz. Bu konunun yetkilisi Seçim İşleri Başkanlığımız ve SKM Başkanlığımızdır. Onlar zamanı geldiğinde partimizin temel stratejilerine uygun bir şekilde bu açıklamaları hem partilerimizle hem vatandaşlarımızla paylaşacaklardır. Şimdi benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Yani beni lütfen şöyle görün. Ben kendi alanıyla ilgili değerlendirme yapmayı seven ama başka bir arkadaşımızın alanına da saygı gösteren bir arkadaşımızım. Onun için yakında ilgili arkadaşımız, bu konulardaki ilgili arkadaşımız bir açıklama yaparlar. Hem parti kamuoyumuz hem de güzel memleketimizin insanları bu konudaki heyecanla bekledikleri adaylarımızla bir vesileyle buluşurlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir toplantıdan çıkarak geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 17 Aralık operasyonu sonrasında özellikle YSK konusunda yaşanan tartışmaları olabildiğince ele almaya çalıştık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz biz de Rıdvan Karaca'ya ve konuğuna gündemi değerlendirmeleri için. Farklı bir konuyla devam edeceğiz.